Bak şu sarışın, kıvırcık saçlı. Gel. Evet sen gel. Yanındaki üzüldü biliyor musun? Benim hatunumu çıkardın. Arkadaşsınız. Arkadaş olmasanız da çıkaracaktım zaten. Otur canım, adın ne? Fatma. Fatma. Arkadaşlar Fatma'nın yanına gerçekten ama gerçekten sanattan anlayan, sanattan anlayan birisini, bir erkek istiyorum. Bak şu arka tarafta sen var, kolları böyle yaptın ya şimdi. Adın ne? Serkan. Serkan gel. Sanattan anladığına eminim. Çok yani iddialıyım ama. İddialı değilim. Sanki burada şey yaptım, resim çizdireceğim şeye, tahtaya. Ne iddialı, mesela neyde olabilirsin? Serkan çaldığın bir şey var mı? Yok. Arakladığın anlamında diyorum. Yok. Bugüne o kadar. İkisi de yok. İkisi de yok. Fatma sen? Çaldığın bir şey var mı? Dolgu, botoks falan. Dolgucusun, estetikçisin. Evet. Ne yapıyorsun en çok? Dolgu, botoks. Senin adın ne? Serkan. Serkan'ın bir şey... Serkan baksana, doğal jawline'ı var ya. Yok mu jawline'ı? Ama bunlara ne sorsan hep ihtiyacı var zaten herkesin. Yok yok. Yok. Siz neden mesela dükkana biri geldiği zaman ona sürekli böyle yontulacak bir beton muamelesi yapıyorsunuz? Aslında tam tersi. Diğer yerler öyle yapıyor ama biz yapmıyoruz. Sizin dükkanınız. Evet, bizim dükkanda öyle değil. Çünkü zaten doktorumuz sanatçı. Sadece eksik olan bölgeleri. Doktorumuz sanatçı ama heykeltıraş. Evet. Onu da söyle. Evet. Heykeltıraş, aynı zamanda ressam, aynı zamanda şarkı yazarı, aynı zamanda patron türkücü, olduğu için övüyorsun sürekli. Aynı zamanda patron. Anlıyoruz, tamam anladım. Aynı zamanda anladım. Kendi isteğiyle maaşıma zam yaptı. Serkan, türkülerle aran nasıl? Ya çok aram yok. Yani severim türkü dinleme ama... En sevdiğin türkü ne? Güzel soru işte. Hani buna verebileceğim cevap yok açıkçası. Şu çünkü türkü dinlemiyorsun. Yok yani arada dinliyorum. Özel bir zevkim değil Fatma, yani. Fatma senin sevdiğin türkü var mı? Biz mecbur akşama kadar dinliyoruz. Neşet Ertaş, Yolcu. Mobbing'in bu versiyonu mesela. Patron sadece türkü bağlama çalıyor ofiste. Her hastaya, her seferinde bir kere. Seviyor musun türküyü? Seviyorum, çok seviyorum. Peki. Ankaralıyım sen yani. Sen şimdi, İngilizcen nasıl Serkan? Yani fena değil. Nerede öğrendin? Lisede öğrendim. Sonra da üniversitede öğrendim. Hazırlıklı. Okey, güzel. Fena değil. Yani. Şimdi, sen Fatma, türküleri çok seviyorsun. Evet. Ve önce şey yapalım, tamam mı? Sarı Gelin türküsünü konuşacağız bugün. Sen türküleri çok seviyorsun. Hı. Serkan da. Ya sen yabancı ol. Sen İngilizce nasıl Fatma? Akma, götürür yani. Şey olabilir misin? Amerikalı olabilir misin? Uzun süre Türkiye'de yaşamış Amerikalı olayım. Dur. Ben bunun için Dilara, seni alabilir miyim Dilara? Gelsene. Özür dilerim. Fatma, Dilara ile yerdeysen tamam. Şimdi aklıma bir şey geldi. Tamam. Gel canım. Serkan bak, Dilara Türkçe bilmiyor. Değil mi Dilara? Aynen bilmiyorum. Aynen bilmiyorum abi. Abim sen. O da bak şansımıza. Diloş. Merhaba. Hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? İyiyim, nasıl? Ne iş yapıyorsun canım? O tabii Türkçesi iyi olmadığı için. İngilizce öğretiyorum. İngilizce öğretiyorsun şu anda mı? Abinin footsteps'lerinden devam. Şu anda mı, genelde mi kız? Şu an genelde. Sen türküleri sever misin Dilara? Dinlerim. En sevdiğin türkü? Sarı Gelin'i severim mesela. Okey. O zaman şimdi diyeceksin ki ona İngilizce. Let's continue in English. Ya ben bir türkü duydum geçen gün. Sarı Gelin. Acayip güzel. Türkülerle aran nasıl? Sen de inanılmaz türkü aşığı olacaksın bir anda. İngilizce yapalım. İngilizce başlayalım. Let's continue. Let's start in English. Okay. İsmin neydi bu? Serkan. Serkan. Mm-hmm. Okay, so Serkan, the other day I heard about this Turkish folk music and it's called Sarı Gelin. And I really, really liked it and I really want to hear like what you know regarding folk music. Evet. Well, folk music. Well, I like folk music, but I'm not really keen on, you know, I don't exactly know of the names or lyrics and the other things. Tabii, tabii. Lan demediniz mi bunların yarısından çoğu İngilizce bilmiyor diye? Hepsi biliyor. Dilara'yı çıkardım, onu yenecek bu çocuk. Anlat, neyse anlat. Ben bir tane hayvan bulacağım şimdi birazdan. Tam konuş ya, Keenon, Minon. Keenon'u dedi lan, en son İngiliz kraliyet ailesinde söylediler onu. Keenon dedi, al. Keenon demek. Muhtemelen bu YDS'ye mi neye hazırlanıyorsa o dönemlerde. Buna hocası Kino'nu öğretmiş. Bu da geçmiş sınavları. Evet, Bay İnek. Devam et. I am keen on folk music. Ölürüz biz dedik Türkiye'me. So you've never heard. Hatta de ki ona, hatta de en sevdiğim türkü, ölürüm Türkiye'mde, şarkıyı söyle. Evet, söyle.
And the, hatta de. Hatta'nın İngilizcesini bul. Even hotline the demek bak. Hotline demek hatta. Inline. Söylesene. Hatta. Inline değil. Inline değil. And. Lan bak hatta end demekmiş işte. End al. Bu kadar basit. Hatta en sevdiğim türkü Ölürüm Türkiye'mde İngilizce. I really like the Ölürüm Türkiye'm song. Okay. Sen oradaki söylesene. Can you tell me like how it goes because I'm new to this and I don't know. So please sing it for me. I really love to sing to but I really don't please know do the it. Please lyrics. Do it though. Like for me. Boş vermişim dünyaya ölürüm. Boş vermiş. Söylesene. Boş vermişim dünyaya ölürüm. Sen biliyor musun türküyü? Sen şu an yanlış söyledin de türkü. Bildiğim türküyü unuttum. Ben bu ekonomik krizde ölürüm. Baş koymuşum Türkiye'nin yolunda. Ödeyemezsem faturaları. Ya yok bilmiyor musun? Biliyor. Sözleri söyle çocuğa. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Aa, ölürüm kız, Türkiye. İçinden Uğur Işılak çıktı. Söyle. Kiin onları biliyordun şu ya, türküyü mü bilmiyorsun? Türkiye'nin evet baş koymuşum. Devam et. Enstrümanı da yap arada kız anlasın arada geçiş olduğunu. Onu da şey zannetmesin. Söyle. Bir daha başlayabilir miyiz baştan ya? Bir daha baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Türkiye'nin. Ben çünkü Amerikalı olduğum için Türkiye'nin yani bilmiyorum. Hani şu an Amerika'dan çıktım ve Türkiye'ye doğru. Evet devam et. Düzlüğüne yokuşunu öldürürüm Türkiye. Düzlüğüne yokuşuna mı? Kim yazmış? Ben değil bana bak böyle. Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm. Bir de şey de yanlarım ağrıyor de. Güzel sen devam et Dilara. Süper mi ya ne kültürlü adamsın de. Oh my god you're so cultured like you're so well rounded. Lan bu kültürlü nereden aldın? Do you have like any other interests, any other hobbies? Any other hobbies? I like doing some sport. What sport? Football. And tabii ki Türk. Ne hangi spor olabilir? What team do you like? What team do you like? Fenerbahçe. Nice. I'm a Fenerbahçe fan. Bak saçlarının niye beyaz olduğu belli oldu arkadaşlar. Fenerbahçeliymiş. Buradan zaten bakın mesela erkeklere kimin bitkin hani, olanlar ayrılabilir. Arkada var bir tane. En arkada var mesela. Bir kel var kesin Fenerli. Fenerli misin? Hafif. En arkadakinin bir önündeki. Evet. Fenerli misin? Evet. Fenerli. Senin arkandaki hafif beyaz saçlı. Galatasaraylı mısın sen? Trabzonsporluyum. Yalanın nasıl? Şampiyonuz mu senin? Dilara diyorsun ki ya ben geçen gün bir türkü duydum. Sarı gelin ama sözlerini bir türlü bulamadım. Bana onun sözlerini açıklar mısın de. Evet. Okay. So the song I heard the other day, Sarı Gelin, I haven't been able to find the explanation of the lyrics. Uh-huh. Could you please like explain the meaning of the lyrics? Dilara'yı da ben okuttum bu arada. Şaka yapıyorum tabii ki. Diloş Amerika'da yaşadın değil mi? Evet. Kaç sene? 18. Görüyorsunuz böyle İngilizce konuşmak için beni arıyorlar Dilara şöyle yapıyorlar. Hocam ben işte seni mesela örnek gösteriyorlar. Ben bu kadın gibi İngilizce konuşabilir miyim diyorlar. Konuşursun diyorum. Ama diyorlar işte ne kadar sürede? 18 senede diyorum. Bizi arayan kişilerin hepsi Dilara gibi İngilizce konuşmak istiyor. Hepsi. Ama bunu yaklaşık 40 günde falan yapmak istiyorlar. İşte en önemli örneği yani. Mükemmel bir İngilizce konuş, mükemmel İngilizce konuşabilirsin ama belli bir süre ihtiyacı var. Tekrar et ve başla. The song, Sarı Gelin. Could you explain the meaning of the lyrics to me? Well, İngilizceye çevir yani. I'd like to but I don't know the. Ya bu nasıl bir lyrics. Evet. Hani Türkiye aşığıydın. I'm not. O sana Google'a bak o sana sözlerini söyleyecek. Google sözleri söyle. Okay. Erzurum Çarşı Pazar. Evet yazıyorum. Ne şanslı adamsın lan. Elazığlı değil miydin? Evet. Ben de yok değilim. Ben Aydınlı. Leylim çevir. Aman aman. Ben yazıyorum sen çevir. Erzurum Çarşı Pazar. Çevirsene daha. Erzurum, it's a Erzurum. City of Turkey. Erzurum. Bak pazar ben iddiaya giriyorum. Serkan ikisini de pazar olarak biliyor. Bu arada evet yani öyle biliyorum. Çevir o zaman. Çok saçma oluyor tabii. Allah Allah sadece saçmalık dinlemek için geldi bu insanlar Erzurum, buraya. Erzurum pazar. Çok güzel. Peki bunu bir nameli bir söyle nameli. Sen sufle ver. Çok güzel söyleme ama. Sadece.
Erzurum Çarşı Pazar. Leylim çok güzel olsun. Söyledi ya. Ay yemin ederim çocuk var ya uykudan uyanamaz. Çok güzel. Söyle. Erzurum Çarşı. Ben Türkçe değilim, İngilizce. Erzurum Pazar, Pazar. Leylim aman aman aman. Onu İngilizce'ye çevir. Aman aman. Aman. Başlayacağım diyor. Evet. Nasıl ya sana? Abicim bilmiyor musun? Onu da mı bize öğretelim ya? Sen çevir İngilizce'ye. Bilmiyorum, fikrim yok. Aman aman nasıl yürütüyorum. Ne diyeyim deriz? My God, my God. Heh öyle, aa harika olur bak evet. Aman aman. Leylim, söyle Serkan. Leylim, my God, my God. Ya şu kıza biraz kendine güvenerek söyle ya. Ya söylüyorum işte. Sesli söyle, dinlesin. Arka taraf dinlemiyor. Oradaki oflu hiçbir şey duymuyor. Ses daha gür bir sesle. Erzurum Pazar, Pazar. Leylim, my God. Ya bitirsene. My God bir daha bak, bir daha söyle şurayı. Leylim, my God. Peki Leylim'i çevirsene İngilizceyi, Leylim'i. My Leylim. My Leylim. Şey gibi. My... Şey gibi ya. Var ya Leylim. My Leylim, my God, my God. Ona söyle. Erzurum'dan. Erzurum. Erzurum Pazar, Pazar. My Leyli, my God, my God. Ya nasıl bir şarkı? Devamı nasıl türkünün? Orayı iki kere söylüyor. O söyledi, 10 kere söyledi. Sonra tekrar sarı geliniyor. Sarı gelin. Heh, sarı gelini geç şimdi. İçinde bir kız gezer. İçinde bir kız gezer. Şey desene, nenen ölsün desene. Nenen ölsün desene o mükemmel İngilizcenle. Al. Söyle. Nenen ölsün. Suratına bakıyorum. Grandma shall die. Shall die. Şey gibi oldu. Şu shall mesela kutsal kitaplarda ki ecek acak, tamam mı? Hani mesela öldürmeyeceksin, bilmem ne yapmayacaksın diyor ya. Kutsal kitaplardaki ecek acağı shall diyoruz biz. Bu direkt Tanrı'nın diliyle nenen ölecek ulan diyor. Ne mezunsun? İngiliz. İşletme. Şey, İngilizce işletme. Yok değil. Olmaz. Güzel ama öğrenmişsin. Desene nenen ölsün sarı gelin. Sen öğret ona nenen ölsünü Dilara. Your grandma is to die. Heh. Sen de nenen söyle. Ölsün. Yellow bride. Ama sen gerçekten nenesini öldürecekmiş gibi konuşuyorsun. That's not my fault. Abi kızın böyle tam şeyini bulduk biliyor musun? Default sesini sesi geldi yani. Böyle... Kısık kısık. O zaman ölümlü bir şey söylemese korkuyorum çünkü. Your grandma shall to die. Your grandma to die. Bunun is bile, to die. Görüyor musun? Bak öyle bir türkü yazmışsın çevrilemiyor. Ne desek çünkü bunlar korkuyor. Polisi falan arar bunlar. Your grandma is bak Amerika'da mı? Git bir kıza iltifat et. Nenen ölsün. De. Bak ne yapıyorlar sana. Hadi söyle bitiriyoruz. Sonra sarı geline bağla. Sarı gelin. My God'la mı bitiyor yine orada? Ben bu nasıl da söyle. Nenen ölsün. Ya yeah, aynısı. Aman diye. Okay. Your grandma is to die. Yellow bright. My God. Sarı gelin. My God, my God. Bir de bunu nameli söyle. Şuradan başlayarak. Sarı gelin. Evet Esra'dan aldın. Alalım. İçinden şimdi. Your grandma is to die. Aynen öyle yapmaya çalışıyorum. Tam bu tonu. Yahil la. Your grandma is to die. Your grandma. Your grandma is to die. Evet arkadaşlar. Your 4 grandma... ayda zenci gibi İngilizce. Ya madur desene. Bunlar cahil diyorum. Your grandma'yı nerede? Onlar anca porno filminde gördüler grandma'yı falan. Grandmother diyeceksin. Your grandmother is to die. Yellow bright, my God. Yellow bright, my God. Bir daha sarı gelin ama. My God. Sunay my Arif. God. Çok güzel. Evet arkadaşlar alkışlıyoruz. Harikaydı bence. Serkan. Çok iyiydin. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Dilara muhteşemsin. Canım benim. Sesine Allah zeval vermesin. Çay ver. Çay verin şu kıza. Diloşuma.